Herkese merhaba arkadaşlar, RetroHash'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Pokemon Revolution Online bölümüyle karşınızdayım. En son bölümü izlemeseniz kanalda bulabilirsiniz. Lavaric kasabasına gelmiştik. Burada şimdi 4. rozetimizi alacağız. Hemen trainer kısmına gelelim. 3 rozet aldık abi. 4. rozetimizi alacağız. 5. rozetimiz Balance Badge sanırsam. Ve ardından yüzmeyi yani surf'ü öğrenebiliyoruz daha doğrusu. Haliyle bir sürü alınacak şey var. Gidilecek yerler açılacak. Bakalım Lavaric kasabasındaki gym lideri bizi ne gibi Pokemon'larla bekliyor. Konuşamadım. Helper, dik aşağı düşüyoruz. Oo, Ninja Boy Shoji. Bir dakika şimdi. Helper ne diyor acaba? Fire type Pokemon'lar var. Bizde de Numble ve Azumarill'i kullanacağız. Duruma göre Lombre çok iş yapmayacak ama olsun. Water type saldırısı var. Kinder Axel. Buradan aşağılara falan. Oo, Flannery işte burada. Şimdi geçeceğiz, aşağı düşeceğiz, çıkacağız, geleceğiz falan. Yeneceğiz abi, yeneceğiz. 4. rozeti alacağız. Hoenn'de süper gidiyoruz. Haydi, Koffing'i var. Ne alaka? Yalnız level'ları bizim görmediğimiz bir level'da. Flame Burst'ün bir power daha yüksek. Lava Plum'ın yüksek. Lava Plum ver, hop. Numble 43. Hızlı hızlı center git gel, center git gel yapacağız abi. Hazır center yakınken gidelim. Explosion yaptı. Numble biraz can aldı. Güzel. 21 KX geliyor be. Yuh abi. Şöyle ekranımızda. Dediğim gibi Numble önemli. Ama şu an Camerupt yapmayacağız. Numble lazım. Hemen hızlıca center'a gidelim gelelim. Numble'la dediğim gibi burada Ground type ve Fire type oluşu bize büyük avantaj sağlayacak. Hemen center yakınken gidelim. Ve şu surf'ü falan aldığımızda da buradan aşağı doğru gideceğiz abi. O tarafta ne var bilmiyorum. Yani daha doğrusu burada bir eleman var. Yüksek ihtimalle de bu bizim Rachel'ın arkadaşı. Revondra. Surf için daha yolumuz var ya. 5. rozeti almamız lazım. Balance 5 lazım. Balance 5'i de tekrar bayağı gerilere geri döneceğiz. Onun da zamanı gelecek. Ninja Boy Shoji'yi yendik. Buradan aşağı atlıyorum. Bakayım nereye gidiyoruz. Battle Girl. Ace Trainer Zane. Buradan ileri de yol var. Oğlum bir sürü yer var ha. Buradan aşağı, oradan düştün, buradan geldin. Abi bu ne lan? Burada da Pokemon çıkmıyordur. Ace Trainer Zane. Bunların hepsini bir yenelim bakalım. Neler neler yapacağız. Slugma'sı var. İşte burada çok büyük faydası olacak bize şeyin. Earth Power'la ver abi coşkuyu. Numble bir de hızlı başlıyor. Abi Numble yani çok iyi. Numble'ın hızlı vurabildiği bir Pokemon varmış. Slugma'dan daha hızlı abi. Kakleon. Abo. Şimdi bir dakika. Slash yaptı. Güzel vurdu. Normal tip bir saldırı. Lava Plum. Çok az vurduk. Leftover. Şimdi baktığım zaman Earth Power daha fazla vurur. Earth Power ver. Yani Kakleon bir slash daha çaktı. Numble'a can basmamız gerekecek. Speed'i Kakleon'un bayağı düştü. Yani umarım Numble ölmez. Öldü ya. Neyse Azumarill'i kasalım. Azumarill'e gelelim. Hızlıca yine center yapacağım. Numble bana lazım. Yani Pokemon'ların belki kasmam bile gerekebilir abi çünkü bayağı iyi Pokemon'lar var karşı tarafta. Yani level'lara benim ulaşmadığım level. 50'nin üzerinde diye tahmin ediyorum. 48 var çünkü bize roll. Bakalım gym lideri ne isteyecek ben de bilmiyorum. Ama burada bayağı sağlam mücadeleler vereceğiz abi. Bak buradan olan nereden gidiliyor ya? Buradan aşağı düştüm mü? Buraya geldim. Buradan atlasam bu elemanla kapışıyorum. Peki buradan çıkış yok. Buraya geldim. Dolaşıyorum bir yandan da. Kinder Call var. Şimdi bir dakika. Oradan geldik. Buradan. Bu elemanlara yakalanmadan yukarı çıkmam lazım abi. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Şuradan aşağı atlasam. Tamam. Kinder. Ne bu? Kinder Axel'ın yanına geldik. Numble'ı revive'layalım ya. Ya Numble'ı kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz. Yani duruma göre iş yapar. Revive verelim. Neredesin? Yani para harcıyoruz biraz ama yapacak bir şey yok. Yani Numble'a ihtiyacım var dediğim gibi. Protein var. Super Potion. Yani ulan savaşta bile kullanırdık bu Super Potion'u. Verileriyle bassaydık keşke. Citrus beri yok. Citrus değil de Orum beri basalım. Haydi bakalım Numble'cım. Slugma var, çok güzel. Numble buna tek atar. Earth Power, hop. Numble 44. Güzel. Şimdi şuradan bir dakika. Pokédex'ten gelelim.
Numbla bir bakalım hangi saldırıyı alacaktık. Yani Earthquake ileride değiştireceğim abi. Şimdi dig'e ihtiyacım var. Map'te dig'e ihtiyacım var. Sen şuraya bir gel. Sen buradan bir node. Şimdi neler öğrenecek Numbla abi? 45'te Earthquake geliyor. Earth Power yerine Earthquake alacağım. 51'de de Flamethrower geliyormuş. 51 yapacağız Numbla. Flamethrower alacağız. Ondan sonra şeye çevireceğiz bunu. Yani Flame Burst yerine Flamethrower alacağız. Lava Plum kalacak. Dig ileride eğer Numbla'da PvP Pokemon'u için ki zannetmiyorum kullanmayacağız ama Dig yerine Earth Power alabiliriz. Earthquake alacağız. Earth Power yerine de şimdilik hikaye gereği burada Dig yapmam gereken yerler var malum. Haliyle bu sebeplerden dolayı Numbla'da Dig'i saklamak zorundayız. Kindler Call'la kapışacağım. Haydi bakalım. Numbla vs Numbla. Abi çok iyi. Şimdi Numbla'ya denk gelirse Azumarill çıkar buradan. Azumarill geldi ve Aqua Tail yapıştır. Öldürdü ama çok az exp geldi ya. Yani neyse olsun, Azumarill'i de kasıyoruz. Azumarill zaten Azumarill yaptığımız için burada tekerleme gibi oldu. Oo Slugma. 3k exp geldi. Aqua Tail güzel. Azumarill de 43 oldu. Azumarill de iş yapacak abi. Yani burada iki Pokemon iş yapacak. Numbla, Azumarill, duruma göre Rolls. Yani Sceptile ve Lomre'den bir şey beklememek lazım. Mightyena da kenardan, kıyıdan, köşeden bir şey yapabilir. Speed'i yüksek bir Pokemon. Yani kısmen. Şimdi buradan aşağı. Neredeyim? Oba abi, biz gidiyoruz galiba. Vallahi bildiğin gidiyoruz. Yani şu an neyse, Numbla canlandırdım en azından. Şimdi buradan aşağı atlayacağım. NPC'lerin de hepsini tek tek yenmeye çalışıyorum. Şu elemanın yanına geleceğim yüksek ihtimalle. Aynen. Bunu yeneceğim, buraya atlayacağım, buraya atlayacağım falan. Haydi bakalım. Yani gym'e gitmem gerekirse gidip geleceğim hızlıca. Numbla var. Yani en azından Azumarill'le mi başlasak gitsek fight'a? Numbla biraz kasmak istiyorum ya. Numbla çünkü bana iş yapacak burada ama karşısına Numbla gelirse ya Kemurat gelirse sıkıntı yaşayacağız. Şimdi takedown yaptı. Vurur oradan ama bizde şey var. Recoil'le o da damage'er. Leftover'la eski canımıza geri dönüyoruz. Aqua Tail tek atar ve buradan Numbla'ı da temizlemiş olduk. Şimdi hızlıca şöyle Hiromichi'ye doğru gidiyorum. Hiromichi. Karamiki Hiromichi. Haydi ya, amma şey yaptım be arkadaş. Geç şunu. Evet, aşağı zıpla. Neredeyiz lan? Abo, nereye geldik ya? Oğlum. Aha. Bir dakika. Aa, geldik. Ninja Voice Hoji. Öbür taraftaki Kiromichi. Karamiki Kiromichi. Ulan geri döneceğim ha. Ne diyor lan bu? Aa dur lan, başa gelmişiz. Ha neyse, iyi, center'a gidelim. Kafam karıştı. Ben diyorum bu Ninja Voice Hoji'yi bir yerden tanıyorum yani. Dur, hemen hızlıca tekrar center'a gidiyorum. En azından Pokemon'ların saldırıları, şeyleri, bilmem neleri dolar. Geri gideceğiz abi oradan. Ya bu gym biraz bizi uğraştıracak anladığım kadarıyla. Ama olsun. Aradaki NPC'leri de rahat rahat yenerek gidiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, hiç walkthrough izlemeden oynuyorum. Hatırlamıyorum yolları falan. O yüzden böyle daha şey oluyor, eğlenceli oluyor. Şimdi buradan bunu yendik. Battle Girl'e gitmem lazım. Buna gitmenin bir yolunu bulacağım. Buradan şuradan aşağı düşsem, atsam kendimi. Şimdi bak. Buradan. Buradan da oraya geliyor. Ama ben şu Battle Girl'e nasıl gideceğim acaba ya? Bence o Battle Girl'e var ya. Şeye boss'a giderken, yani ne boss'u, gym liderine giderken geçiliyor. O yüzden bu yollardan, geçtiğimiz yollardan. Ya şurada binebilsek çok güzel olur. Devam edelim biz buradan abi. At kendini aşağı. Yalnız bu biraz saçma olmuş yani. Şuradan delikten giriyorum, buradan çıkıyorum. He, tünel falan olabilir. Neyse, mantıklı. Bu delikten de çıkılıyordu. Kiromichi Karamiki. Şimdi buradan buraya geldim. Bak, buradan atlayınca beni buraya yollamıştı. Buradan atlayacağım o yüzden. Aha, Ninja Boy Kiromichi Karamiki. Haydi. Koffing ne alaka ya? Al sana Earth Power. 45 Earthquake. Süper. Gel abi. Güzel. Yani istemeye de olsa 20 kaç geldi. Ama 45 oldu. Çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Şimdi aslında yani 51'i beklemeyip Camerupt mı yapsam? Ya bilemedim. Çok kararsız kaldım. Bir dakika şimdi. Şuradan Camerupt Flamethrower'ı öğreniyor mu? Camerupt'a bir bakalım abi. Flamethrower'ı Earthquake öğreniyormuş 57'de. Eruption öğreniyor. Oo, 67'de. Fissure var 75'te. Rock Slide, Lava Plum.
Flamethrower'ı öğrenmiyor. Flamethrower zaten bizde yok mu ya? Flame Burst yok. Flamethrower'ı öğrenmiyor. Flamethrower'ı şey öğreniyor. Mecburen 51 yapacağız. Namalı bu arada center mi yapsak? Şeye geldik. Yüksek ihtimalle aynen Battle Girl Sadie'ye geldik. Buradan da boss'a gideceğiz ha. Ya taktım boss diye gym'e gideceğiz. Şimdi buradan girdim mi Battle Girl'e geliyorum. Şu Namal'ın canını artık birilerle... Aha başa geldim. Haydi yanlış yol. Haydi neyse center'a gidiyoruz. Abi ya. Oraya başka yerden gitmek gerekiyormuş. Dur tekrar deniyorum. Yukarı çıkacağım şimdi aynı yollardan. Ulan bir geçemedim ha. Şimdi bir dakika bir dakika. Buradan geldim. Buraya nereden çıkılıyor ya? Peki ben buradan kendimi aşağı atsam ne oluyor? Aha buradan çıkılıyormuş buraya atlayınca. Peki buradan düz devam edemiyorum tabii kapalı. Battle Girl neydi bu kızın ismi? Sadie. Savaşçı kız Sadie. Şimdi Ninja Boy Shoji'yi yendik. Tamam mı? Şu Battle Girl'e geleceğiz. Ace Trainer Zane'i yendik. Karamiki orada. Karamiki. Hiromichi. Onu yendik. Şuradan geliyorum. Ait. Yanlış yer lan. Heh buradan. Kindler Call. O da bitti. Buraya geldim, buraya yendim. Buradan aşağı atsam kendimi nereye çıkıyorum ya? Aha, buraya tekrar geri düşüyorum. O da güzelmiş. Peki ben buradan daha önce hiç çıkmadım mı? Çıkamamışım demek ki. Dur, bir dakika. Buradan aşağı atarsam, oradan değil de buradan. Aynen. Bak, biraz önce ben bu delikten girmiştim. Ninja Boy'u yendim. Bu delikten girsem... Evet, geldim. Battle Girl, aynen. Evet abi. Şimdi yolu bulduk. Oha meditate ne alaka? Gel Rolls'a gel. Lan meditate ne alaka? High jump kick. Güzel vurdun. Tebrik ederim. Leftover'lı can al. Ver abi. Psychic. Super efektif. Ölmüştü herhalde. Sağ yap meditate. Nasıl ölmedi lan? Abi böyle bir şey olmaz. Psychic. Neyse çok az en azından exp aldım. Ya işte paylaştı. Namal'a da biraz geldi. Şimdi Sceptile'la başlayıp Sceptile'ı bir kere riske atacağım abi. Çünkü karşı taraftaki neyle geleceğini bilmiyorum. Namal'la direkt başlamak bana sıkıntı yaratacaktır. Rolls'a bir tane Orumberry verip canını dolduralım abi. Öncelikle. Tamam mı? Buradan bir tane daha Orumberry ver. Rolls'un canını doldur. Sceptile'ı feda ediyorum takım için. Yüksek ihtimalle şu an aynen Flannery'ye geldik. Umarım güzel bir gym mücadelesi olur ve 4. rozetimizi alırız. Etrafın konsepti çok hoş olmuş ya. Tasarım falan çok hoş. Lavaresh gym'ine hoş geldin diyor. Benim adım Flannery. Adını yanlış okuyorsam özür dilerim diyor. Bu gym lideriymiş bu bölgenin. Haydi seninle ateşli bir mücadele yapalım diyor. Kalbin alevime dayanabilecek mi? Çok garip sözler söylüyorsun. Öyle bir şey söylemedi tabii orada da biz işte Pursuit yapacağım. Ne vursam kardır. Vay iyi vurdum ha. Yandık ama işte yazık oldu. Yani buradan Namal'a geçeceğim. Ulan yine ölmedim ha. Çok iyi. Burn'dan öldüm yüksek ihtimalle. Hay bir tane daha Pursuit çak. Sceptile hızlı. Feda ettik Sceptile'i yapacak bir şey yok. Azumarill'e geçelim. Azumarill'i sona mı saklasak ya? Namal'a geçelim abi. Ya da Mighty Yena'ya geçelim. Mighty Yena geçelim. Mighty Yena biraz kasılsın. Ya dediğim gibi hani asıl Pokemon'ları sona saklıyorum. Sondaki mücadelede ne önemli bizim için. Dark Pulse var ya. Dark Pulse'u bunu öğrettik de. Assurance 60, Dark Pulse 80. Neyse bunun special hata da fena değil ama normal hata çok iyi. Assurance çak. Burn yedik. Güzel. Mighty Yena Burn yedi. Bayağı exp aldı ha. Slugma Zord. Sıradaki Pokemon. Namal. Bak işte bundan bahsediyorum yani. Namal gelseydi Ayva'yı yemiştik. Dark Pulse mu? Dark Pulse bir deneyelim ya. Ne kadar vuracak merak ettim. Güzel vurdu. Flinch be. Çok iyi. Al bir Dark Pulse daha. Bir daha Flinch verse var ya. 10 numara. Flinch be. Abi çok iyi ya. Bizi Burn bitir ya. Assurance ver. Mighty Yena 42. Abi daha ne olsun? Bir tane daha level aldık Mighty Yena'ya. Mighty Yena ileride bize lazım olacak. Sırada ne var? Torkoal. Abi ben bunu bulamadım ya. Şeyde çıkıyor bu. Şu ileride arada mağaraların birinde çıkıyordu da bir türlü düşüremedim. Gelmiyor yani.
Bak Dark Pulse'la başlayacağım. Torkoal da yavaş Pokemon'dur. Eğer Flinch gidersek bayağı öttürürüz. Yemedi. Body Slam alır. Almadı ha, iyi. Paralyze. Mightyena Burn'den gitti. Kötü oldu. Azumarill'e mi geçsem? Torkoal. Yani Tork şu an şeye geçebilirim. Namol'a geçebilirim. İkisi de çok yavaş Pokemon. Yani bilmiyorum. Body Slam bayağı vuracak ama. Hangisi daha çok yavaş? Şimdi önemli olan soru o. Aynen. Torkoal daha yavaşmış. Earthquake tek atar mı? Çok az canı kaldı. Body Slam tek atmaz umarım. Leftover'la biraz can alırım. Namol Paralyze yedi ya. Kötü oldu be. Earthquake, Paralyze. Oha 47 level, 2 level birden aldık. Çok iyi. Bence aldık herhalde. Azumarill sağlam, Roll sağlam. Namol bir tane vursa yeter bize. Vuramazsa bile canı sağ olsun. Daha ne yapsın yani. Son Pokemon'u Camerupt'tır. Chandelure. Ayva'yı yedik. Dark type Pokemon'a ihtiyacım var. Dark type saldırısı olan kim kaldı? Mightyena'yı canlandırmak için Lombre'yi kullanabilir miyim acaba? Ben ne yapayım biliyor musun? Bu zaten her türlü gidici. Mightyena'ya şu an ihtiyacım var. Ghost type abi. Şimdi revive alıyorum. Mightyena burada iş yapacak. Revive aldım. Mightyena'ya verdim. Mightyena'ya bir tane... Lan bayağı da şey... Limonata vardı galiba. Bir dakika şimdi. Namol gitti. Pokemon al şuradan. Lombre'yi. Lombre'yi kalkan olarak kullanacağız. Mightyena'ya ihtiyacım var. Yani... Potion... Ne var? Hyper Potion kullanılmaz. Limonata var bir tane. Lan limonatayı ben niçin saklıyorum acaba? Citrus Berry ne kadar can basıyor ki? Hyper da kullanılmaz ya. Vay. Limonata ver bir tane. Yani limonatayı da inşallah lazım olmaz. Flame Burst. Güzel vurdu. Yine ölmedi ha. Zenet Bat dediğim bakayım ne yapacak. Gerçi bana fırsat kalmadı. Hemen Mightyena'ya geçelim. Yani Chandelure'u hiç beklemiyordum. Flame Burst Mightyena'ya sağlam çakabilir. Bak var ya Dark Pulse'la Flame Burst tek atmaz umarım. Yuh! Ne vurdum be abi? Ah be, çok az canı kaldı ya. Şimdi yani Azumarill'den bir beklentimiz var. Azumarill'cim, bence bu durumu kurtarsan kurtulursun. Special defansın da berbat ama. Aqua Tail, Azumarill 45, 4. rozet. Taunt öğrenmiş. Öğrenmesin. Güzel abi. Hoenn bölgesi 4. rozetini aldık. Daha ne olsun? Şimdi buradan bir de dışarı çıkmak için uğraşacağız. Güzel, güzel para geldi. Pokemonlar da iyi kasıldı. Bir dakika şimdi. Camerupt olmayacaksın. 47 oldun 51'e kadar. Evet diyor, beni yendiğin için tebrik ederim diyor. League rozetini al diyor. Heat badge aldık. Daha güçlü yapacak bizi. Haydi. Buradan aşağı atlıyorum. Güzel. Overheat öğrenebilirsin diyor. Hayır teşekkürler. Ve abi 4. rozetimizi aldık derken May geldi. Abi kabusum ya. Oo çoktan diyor lava rozetini aldın mı diyor. Etkilendim diyor. Petalbrook şehrinde babasıyla karşılaşabilirsin şu an diyor. Bu da şey için gelmiş işte. Kum banyosu ve kaplıcalar için falan filan gelmiş buraya. Ha çöl mü diyor. Evet çölden geçebilmen için diyor sana Go Goggles verdim diyor. Haydi git gözlüğü gibi bir şey herhalde. Evet abi artık patika 111'e girebileceğiz. Heh. Bir an için kaldı öyle. Abi Go Goggles aldık. Artık patika 111'e girebiliriz. Patika 111'e doğru gidelim biz buradan. Şurayı da temizleyelim. Mightyena'yı takım başına alalım. Güzel abi. Pokemonlarımızı eski haline getirdik derken Arcanine'ım bardan düştü. Lan başta ne vardı ki? Arcanine. Bisikletim vardı benim orada ya. Bisikleti koy şuraya. Aynen. Evet. Arcanine bas. Patika 111'e doğru gidiyoruz abi. Şimdi patika 111'de dediğim gibi şu çöl kısmına girmemiştik. Şu çöl kısmına gireceğim. Patika 111'de temizlik yapacağız. Ardından Petalbrook şehrinde bu bölümü sonlandırırız. Güzel uzun bir bölüm oluyor. Buradan hızlıca geçiyorum. Bak Torkoal burada çıkıyor muydu? Yok. Torkoal şu maden mağaraların birinde çıkıyor abi. Tam hatırlamıyorum.
Evet, Backpacker Imori. Şimdi artık Go Glass'ımız olduğu için bu çöl ortamında gözlüğümüzü taktık, gidebiliyoruz. Çöl ortamında ne gibi Pokemon'lar çıkıyor? Oo, Sandile var. Membership'miş. Zaten farklı bir şey olsa şaşırırdım. Trafinch var. Yakalayabiliriz. İki tane bizim görmediğimiz Pokemon var. Sandile'ı yakalayamıyoruz. Konuşamadım. Burada gerekirse Pokemon Farm yaparım. Bakalım NPC'leri yenerim. Buradaki NPC'lerden sanırsam fosil geliyordu. Almamız gereken bir tane fosil var. Sandslash geldi. Assurance çak. Mightyana 43. Çok iyi abi. Patika 111'de bakalım. Bizi ne gibi olaylar bekliyor? Güzel XP geldi ha. 5. rozetimiz için Petalburg şehrine geri döneceğiz. Mawile şehri, Slateport. Petalburg'a daha çok var. Oraya ayrıca gideceğiz abi. Burada bir ev var. Ev mi, kule mi, kale mi artık bilmiyorum. Aha, bir Trafinch dolaşıyor burada. Latra. Derken Geodude geldi. Buradan bir run verelim. Şu binaya girelim bakalım. Giremiyoruz. Ne güzel. Burada NPC'ler dolanıyor. Bunlarda ne var ki? Black Belt Daisuke. Kapışmadı lan benimle. Heh. Arkasını döndü birden ha. Şuraya Rock Smash yapınca bu kaya ne oluyor acaba? Oo, maço. Al sana Dark Pulse. Flinch ver bir de oradan ona. Not very effective. Wake Ups'lar. Güzel vurdu. Dark Type'a karşı. Al bir Dark Pulse da. Şimdi buradan yukarı çıkınca sanırsam şu bağlantıdan buraya geliyorum. Aynen. Patika 113'e geliyorum. Aynen. Buraya zaten daha önceden de gelmiştik. Ace Trainer ve Walter'ın ne? Aa, bunlar sıfırlanmış. Abo. Bunların sıfırlandığını bilmiyordum. Şurada teyze var. Oraya gidelim. Kendimizi iyileştirip geri gelelim buradan. Makuhita'sı var. Ne güzel. Fight type geldi. Ben bunları tek atarım ya. Aynen. Mahitana'yı biraz kasalım. İleride sağlam bir Dark type Pokemon'a ihtiyacımız olacak. Şimdi. Oha, Bagon. Ya doğru lan. Bunun Bagon'u vardı zaten. Niye şaşırdım ki? Abi bayağıdır buradan geçmediğim için... Yani bunlar sıfırlanmış, unutmuşuz. Evet, yallah şoför. Şuradan teyzeye gidiyoruz şimdi. Ya işte şu Sceptile yerine şey alacaksın ama yani bu kat gidecek. Electrike almayı düşünüyorum Sceptile yerine. Hayır, daha fazla istemiyoruz. Haydi görüşürüz teyzeciğim. Buradan yardır yardır. Bin bineye. Ulan gene düştü çantadan. Her seferinde aynı şey oluyor ya. Gel Arcanine. Ver başı hoşkuya abi. Böyle tam sağ tık yaparken böyle hafiften mouse kayınca atıyor şeyden, bardan aşağı. Bunu yendik. Şunu buraya sokmuyor biz abi. Parçalasam bir şey gelmiyor. Şu dağın üst tarafına çıkamıyorum. Arkadan bir yerden dolaşmam gerekecek. Bu bizi içeri sokmuyor. Sandshrew geldi. Ver lan. Trafinch veya başka bizde olmayan Pokemon gelmedi sürece buradan şu an kaçışlardayız. Şimdi burada NPC, aynen, Collector Samuel var. Diglett geldi. Hemen şuradan da run ver. Kaç abi. Collector Samuel. You cannot diyor her zamanki gibi. Çak abi. Diglett'in bir ability'si var abi. O yüzden kaçamıyoruz Diglett'lerden. Bizi uğraştırıyor burada bayağı. Şimdi bunu da yendiğimize göre. Collector Samuel. Dur be, dur adam, dur. Arkadaş yerinde durmuyor ki, fıkır fıkır oynaşıyor ya. Abi ver bir tane şuradan hemen. Şunu çak. Ölmezse yakalarım bu Diglett'i ha. Kritik hit vurduk. Nereye ölmeyecek? Her türlü zorladı. 1.2k. Burada güzel farm yapılır. Yani bu level'larda yaparsın 3 aşağı 5 yukarı. Ya bir dur be adam. Heh. Ben de fosil kolek... Eğer diyor... Beni yenersem diyor fosillerimden bir tanesini sana vereceğim. Vahahaha. Lilip. Rock Smash vursam. Aynen, güzel. Süper efektif. Aset yaptı. Al bir Rock Smash daha. Buradan Claw Fossil alacağım. Anorit almak istiyorum. Lilip istemiyorum.
Anorit geldi. Aynen. Abi ver Rock Smash'ı. Güzel. Defansı düştü. Battle Club. Assurance. Zord. Adamı yendik. Şimdi fosil alma sırası geldi. Claw fosilimizi alalım. İki seçenekten birini sunacak bize. İkisini birden vermiyor. Ah kaybettim diyor. Root fosil mi istersin diyor. Claw fosil mi istersin diyor. Root fosilden Lilip alıyorsun. Claw fosilden de Anorit alıyorsun. Bir tane Claw fosil alalım diyor. Ne yapmak istersen al diyor. Ne yaparsan yap diyor. Haydi görüşürüz. Camper. Diglett iyi geldi. Camper Drew var. Şu Camper Drew'u da bir şutlayalım. Dark Pulse at. Diglett Zord. Ya zaten farklı Pokemon da çıkmıyor. Yani gündüz gece döngüsüne göre farklı bir şey mi çıkacak bilmiyorum. Araştırmadım o taraftaki çıkan Pokemon'ları. Camper Drew. Haydi koçum gel kapışak. Şimdi buradaki NPC'leri falan da turlayalım. Aşağı doğru başka ne var bakalım. Graveler varmış. Rock Smash vururum. Stardew ile kalır. Yüksek ova kalmadı. Güzel. Explosion mu yaptı? Explosion yaptı herhalde. Self Destruction. Her seferinde karıştırıyorum bak. Bu Self Destruction yapıyor. Coughing Explosion yapıyor. 7K exp geldi. Güzel bu da zor. 28K paramız olmuş ha. Bir tane item maniac guy bulsam bayağı satılacak item var. Diglett geldi yine. Maitiana 44 oldu ha. Güzel. Maitiana güzel gidiyor. Atağı bayağı arttı. Defansı biraz kötü. Speed'i fena değil. Special atağı da fena değil. Special defansı da fena değil. HP'si işte. İç güvesinden hallice. Picknicker Becky derken Geodude geldi. Şurada biri daha var. Geodude'dan run verelim. Aşağı doğru gidiyorum abi. Bu desert'tan şuraya kadar yol var işte. Daha yukarı tekrar çıkacağım. Bak şimdi buradan aşağı doğru gideceğime göre ben tekrar yukarı çıkayım. Yine sen şuraya geldi. Yukarıda o şeyin üstüne çıkabiliyor muyuz? Dağın oraya çıkabiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Dedi Ursa varmış. Raid demiş biri. Oha abim nasıl düşürüyorsunuz böyle Pokemon'ları ya? 31, 27, 26, 26, 30, 28. Nature'ı kötü. Ama yo speed iyi. Yani Adamant olsa daha iyi olurdu. Bence. Yani yine iş yapar abi. Aha Pokeball. Süper. Yine sen şu geldi. Yukarı o tarafa nereden çıkılıyor acaba ya? Oha Sandstorm bulduk. Çok bir işe yaramasa da. Yani duruma göre bu taş niye böyle ki acaba? Parçalayalım bakalım ne olacak. Ya bu bizi sokmayacak. O aa yok giremiyoruz. Bir an için giriyoruz zannettim. Yok. İzin almamız lazımmış buraya geçebilmek için. O da şu Fossil Maniac Guy var ya aşağılarda bir yerlerde görmüştük. Nerede bir yerde gördük onu. Lavar için oralarda bir yerlerde gördük. Bak ben onu not aldım ya. Patika 114'te görmüşüz galiba. Patika 114'te işte o emmi. Şimdi buradan aşağı buraya nasıl çıkılıyor ya? Şu tarafı bir kurcalayayım bakayım. Bu tarafa bu dağın burasına aha şuradan geliniyor galiba. Dur. Aha. Buradan aşağı geliyorsun. Hiçbir şey yok ki onun. Vesprisi yok. Yok. Tamam bir dakika. Şuradan gelelim. Belki yukarı taraftan bir esprisi vardır. Olmadı aşağı doğru geliyoruz. Yok abi. Hiçbir esprisi yokmuş. Tekrar yukarı tekrar aşağı. Buradan aşağı sal kendimizi. Aynen. Sen şurup çıkıyor paso. Şurayı da temizleyelim. Geç abi buradan. Aynen. Yapıştır aşağı doğru. Şuradaki elemanları yenelim. Yine Diglett geldi. Ya farklı bir Pokemon gelse şurada en azından ver Assurance. Azumarill'i biraz kasısak mı ya? Herkes tek yiyor zaten. Gerçi kim gelse tek yiyorlar. Sceptile bayağı aşağıda kaldı. Ama dediğim gibi Sceptile konusunda kararsızım. Yani çok iyi bir Sceptile'm yok. Speed'i çok iyi kazım. Maksimuma ulaşmış zaten Speed'in. Geodude geliyor. Şey geliyor. Yani Trafinch gelebilir. Niye gelmiyor? Ya yani şuradaki iki tane bizde olmayan Pokemon niye gelmiyor? Ben bunları tabii farmlarını yapacağım ve burada bende olmayan Pokemon'ları yakalamaya çalışıyorum. İlerisi için Pokédex'i tamamlamamız gerekiyor. İleride görevler falan var. Farklı efsane Pokemon'ları yakalamak için farklı görevler var. Onlar belli sayıda Pokemon istiyor. Pokédex'in de olması lazım. Şu Item Maniac, Ruin Maniac Dusty. Item Maniac Guy nereden çıktı ya? Bir Item Maniac Guy'a gitmemiz lazım da. Onu da bulacağız. Beltoy var. Garip garip ses çıkartan bir Beltoy. Dark Pulse at. Tek yedi. Sıradaki Pokemon'u
Ne olacak acaba? Sand Slash, güzel. Ona da Dark Pulse atalım. Güzel exp geldi. Mightyana'mızı bayağı kasmamız lazım. 100'e kadar çıkarmamız lazım. İleride ihtiyacımız olacak. Haydi görüşürüz. Picnicker Becky derken yine Geodude geldi. Picnicker Becky ile kapışacağız. Geodude'u bir ver lan abi şuradan. Arkanı dönme bana yavrucuğum. Cacnea'sı var. Dark type ve Grass type. O yüzden Rock Smash vuracağım. Güzel defansı düştü. O bir tane vuracak bize Pin Missile yaptı. 1 2 öldürürüm lan. 3 yap bırak. 3 yap bırak. 3 yap bırak. 3 yap 4 yap bırak. 5 yapma ya. Heh. Rock Smash güzel. Tamam Aitiana'nın şeyleri biraz bitti. Hemen Lombre'yi mi kassak biraz ya? Vallahi Lombre'yi bayağıdır kasmadık ha. Lombre'yi biraz kasalım. Lombre'yi de Ludicolo yapacağız daha. Gel Lombre'cim. Aynen. Şimdi mağara var burada. Peki buradan aşağı doğru çıkış var mı? Sandshrew geldi. O mağaraya gireceğiz tabii ki. Fakat şu Patika... Aha Pokeball. HP up. Tamam o mağaradan zaten... Aha Cacnea. Bizde olmayan Pokemon buymuş. Güzel. Şimdi bunu yakalamamız lazım. Evet. Neyle vursam ölmese. Enerji ball atsam her türlü zor. Kim öldürmez bunu? Mega Drain. Cut vursam gider. Leaf Blade vursam gider. Pursuit vursam. Dark type gitmeyebilir. Aynen. Sceptile'ın da atağının maşallah yok. Tamam güzel. Pursuit vururum. Cacnea'yı ben bu Cacnea'yı yakalarım abi. Absorb çaktı. Bak. Bir tane... Öldü mü ya? Öldü galiba ya. Vallahi öldü ya. Hayal kırıklığı. Yani keşke Rolls'la şey yapıp hipnosis çakıp alsaydı. Bir daha Cacnea düşer mi artık bilmiyorum. Ha Beltoy'la Cacnea varmış bu arada. Görmediğimiz Pokemon'lar bunlarmış. Cacnea da Aydın da tutuyormuş ha. Ne tutuyor acaba? Neyse. Buraya geleceğim ben. Farm yapacağım kayıt dışı. Şu iki Pokemon'u yakalamam lazım. Surf at yola devam. Ölmedim yoksa? Süper efektif. Zord. Haydi yola devam. Çok az XP veriyorsun ya. Şimdi mağaradan giriyoruz. Desert harabeleri. Aha! Benim gördüğüm... Bununla kapışacağız mı? Abi kime ihtiyacım var? Tamam ya Lombre de iş yapar, şey de iş yapar. Regirock. Hiçbir şey olmuyor. Desert harabelerinde bu varmış abi. Peki ben şu an Pokédex ekledim mi bunu? This Pokemon won't budge diyor. Bir dakika şimdi bir dakika. Pokédex ekledim mi peki ben bunu Regirock'ı? Şimdi bir git. Regi. Aşağı. Yok çok aşağı gittik. Regirock. Fazla aşağı gittik. Neredesin be? Bir dakika. Yok, eklememişiz. Olsaydı burada gözükürdü. Bunun olayı ayrı demek ki. Tamam, burada yani çölü harabelerinde var abi. Olayı en azından burada çözmüş olduk. Neyse. Çölle ilgili olan olaylarımız da bittiğine göre arkadaşlar şuradan run verelim. Şuradan gidelim. Bayağı yol kat ettik. Şimdi buradan yakalanacak Pokemon'lar Trefinch, Cacnea ve Beltoy. Bunların farmını yapacağım. Kayıt dışı olacak dediğim gibi. Bunlardan birer tane Pokédex'e koymak için yakalamam lazım. İleride görev gereği belki bunların evrimlerini falan da yaparız. İhtiyacımız olursa dediğim gibi bazı questler için belli sayıda Pokemon, belli sayıda Evolution falan istiyor. Hızlıca buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Aha. Bununla da sıfırlanmış ha. Dur şunu denelim. Fellow var. Tek yer zaten. Hop al sana şuradan bir tane enerji bulatayım. Güzel Tailow zotladı. Şimdi burada da iki su bölgesine daha giremediğimiz için bizim görmediğimiz iki tane Pokemon var.
Maalesef onları bir şey yapamayacağım. Sörfü alamadım. Sörfü almak için 5. bölgeye gitmem gerekiyor. 5. rozeti almam gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Pedalbrook şehrine gideceğiz. Yavaştan yollardan gide gide Pedalbrook şehrinde 5. rozetimizi alacağız. Regirock'a şu an müdahale edemiyorum. Onunla ilgili bir bakayım ne yapmak gerekiyor. Belki şampiyon falan olmak gerekiyordur. Diğer şeylerde olduğu gibi efsanevi köpeklerle karşılaşırken falan da kapışırken falan da bir sürü görev falan yapmak gerekiyordur. Bir yerden birinden görev alıp yüksek ihtimalle onları bulmamız gerekiyor. Regirock var, Regice var, Registeel var. Hepsiyle ilgili görevler vardır muhakkak. Onlara da detayına bakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.